günü sandığa sahip çıkabilmemiz için de geçerli, yeterli şeyi veriyor, gücü veriyor. Dolayısıyla seçim güvenliğini sizin de söylediğiniz gibi daha geniş anlamda yorumlayarak çalışıyoruz biz. Peki Barış? Akşam saatlerinde parti sözcünüz şunu söyledi Oğuzkan Bey. Bu Mansur Yavaş iddialarıyla ilişkin Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam ettiğini hatırlattı. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir dedi. Nihayetinde bildirinin üstüne yeni bir cümle daha eklenmiş oldu. Cumhurbaşkanı adayının orada bekleyince. Siz şimdi tabii ki isimle konuşmuyoruz. Size isim sormuyoruz. Siz de söylediniz zaten isim önemli değil diye. Kuşkusuz o aday sizin ifade ettiğiniz programı topluma anlatacak kişi. Hatta uygulayacak kişi. Sonuçta Cumhurbaşkanı yetkileriyle kuşanacak. Bütün bürokratları, bütün bakanları, bütün mülki idare amirlerini, valileri, kaymakamları atama yetkisi olacak. Doğal olarak o isim önemli altılı masa içinde. Peki o ismi nasıl belirleyeceksiniz? Yani altı kişi yuvarlak bir masada eşit bir şekilde, çünkü yuvarlak masa eşitlik demek, o yüzden yuvarlak bir masa seçiliyor. Herkes ismi söyleyecek. Nasıl, çok oy alan mı olacak, yoksa ortak bir anket mi yaptırılacak? Bunun yöntemini belirlediniz mi? Barış Bey, tabii yönteminin belirlenmesiyle adayın açıklanması aslında birbirini takip eden bir süreç. Yöntemi belirledikten hemen sonra adayı da belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla şu anda hani masada ben oturmadığım için 6 Sayın Genel Başkan oturuyor. Dolayısıyla ben şunu biliyorum. Sayın Genel Başkanlar yönteme dair ve isme dair henüz bir şey konuşmuş değiller. Evet. Ama yöntemle isim birbirine iç içe geçmiş konular. Dolayısıyla açıklanacağı zaman yöntemin de ismin de hızlı bir şekilde ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Hani bu konuda şöyle bir iddialı söz söylüyoruz. Onun da arkasındayız. Getirsinler seçimi. Hani dedik ya, Kasım'da seçim ihtimali zayıflıyor. İlan etmeleri için hala fırsat var. İlan etsinler. Biz adayımızı da yöntemimizi de hemen açıklarız. Peki, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değiliz. Oğuz Bey, ben Barış'ın bıraktığı yerden sizi birazcık daha zorlamaya devam edeyim. Şimdi Bekir Ardın'ın bugün T24'te Murat Sabuncu ile yaptığı bir analiz vardı. Belki siz de orada dinlemişsinizdir. Orada Bekir Bey diyor ki, tabii tecrübeli bir araştırmacı, kamuoyu araştırmacısı olarak, belli ki diyor bu altılı masada aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun getireceği bir ismin bir isim kabul görecek gibi. Yani diğer liderlerin o anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na bir desteği ve inancı ve güveni var. Ve fakat bunun bir istisnası var. Eğer diyor, örneğin İlhan Kesici gibi bir isimle çok çok şu anda kamuoyunun hiç kafasından geçmeyen ve uç, ileri bir, kendisi uç olduğu için değil yani, kamuoyunda tartışılmadığı için uç ve ileri bir isimle gelirse işte oralarda sıkıntı çıkabilir diyor. Gerçekten o masada oturan liderler ya da bugün kamuoyunda çok konuşulan isimler dışında başka, bambaşka sürpriz bir isim gibi bir ihtimal var mıdır? Bir bunu sormak istiyorum. İkincisi de ortak adayın yetkilerinin paylaştırılması. Yani bir aday da seçildiği zaman bunun yetkileri nasıl paylaştırılacak? Bunu da o masadaki diğer parti liderleriyle mi değerlendiriyorsunuz? O paylaştırılma mesela bir Cumhurbaşkanı yardımcısının başbakan yetkileriyle donatılması, diğer ikinci yardımcısının ekonomiden sorumlu bütün yetkilerle donatılması gibi sistemler üstünde mi çalışılıyor? Şimdi önce isterseniz ikinci sorudan başlayayım. Şimdi ortak bir aday olacak. Bu kesin. Liderler adaylar konusunda mutabakat sağlayacaklar. Altılı masa bu mutabakattan sonra dağılmayacak. Beraber seçime girecek. Seçimden sonra da altılı masa beraber olmaya devam edecek. Neden? Çünkü bir yandan bir cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Ona büyük yetkiler veren bir sistem var. Bu sistemin vermiş olduğu yetkileri o cumhurbaşkanı ne şekilde kullanacak, bu seçimden önce zaten belirlenmiş olmalı. Bu daha önceden konuşulmuş olmalı. İkincisi, işin parlamento boyutu var. Yani bizim yapmak istediğimiz bir rejim değişikliği var, sistem değişikliği var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Burada sadece cumhurbaşkanındaki yetkiler yeterli olmuyor.
parlamentoda bununla ilgili bazı sayılara ulaşmanız gerekiyor. Ya da işbirliği yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bazı kanunların parlamentodan geçmesi gerekiyor. Şimdi bu sürecin altılı masa, o ortaklığın, o beraberliğin sonrasında da devam edeceğini, etmesi gerektiğini düşünüyoruz biz. Bunu liderler konuştukça, mesafe aldıkça bu sizin sormuş olduğunuz soruların da arka planı daha da netleşmiş olacak. Şimdi sürpriz aday konusuna gelince açıkçası kim sürpriz olur, kim olmaz onu değerlendirmek çok mümkün değil. Şimdi Bekir Bey saygın bir insan, kendi yorumunu ifade ediyor doğal olarak. Ama ben şuradan bakayım meseleye. Bir zamanlar anketler isimler koyarlardı ve sorarlardı Recep Tayyip Erdoğan'la yarışırsa kim kazanır diye. Şu anda görüyoruz ki koydukları neredeyse bütün isimler kazanıyor. Yani bir süreden beri söylediğimiz aslında masa kazanıyor. Yani masanın kendi kompozisyonu, masanın denk geldiği muhalefet anlayışı ve masanın temsil ettiği sosyoloji bunu kazanıyor. Yani bizim istediğimiz yere doğru geliyor mesele. Bizim istediğimiz yer neydi? Fikrin konuşulmasıydı. Aday o fikrin taşıyıcısı olarak ortaya çıkacaktı. Şimdi dolayısıyla böyle bir noktaya doğru gelmiş bulunmaktayız. Bunu daha ileri bir noktaya götürmek mümkün mü? Çabamız o. Çünkü biz tartışmalı bir seçim olsun istemiyoruz. 2 puan, 3 puan, 5 puanla biten bir seçim olsun istemiyoruz. Herkesin gönlü rahat olsun. Bu seçim bu şekilde kazanıldı. Denilen bir seçim olsun istiyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partiler tarafından da. Emin soruyor ne kadar fark? Yani bu kaç nedir yani? 3 puan, 5 puan değil de 7 mi, 8 mi, 10 mu? Yani seçim eğer bu kış olmayacaksa Emin Bey, zamanında olan bir seçim olacaksa muhtemelen biz farkı daha da fazla açacağız. Çünkü şöyle bir rakam paylaşayım sizinle. Bu pazar seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, oyunuzu Recep Tayyip Erdoğan'a verir misiniz diye bir soru soruluyor. Karşısındaki adayın kim olacağına dair herhangi bir emare soru yok. Toplumun %58'i, benim son gördüğüm rakamdı, %58'i kesinlikle Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyor. Kararsızlar dağıtılmadan. Ben farkın büyük olacağı kanaatindeyim. Fark büyük olacak. Peki. Özkan Bey, halkın çok konuştuğu bir konu var. Ümit Özdağ'la İçişleri Bakanları arasında bir tartışma var. Siz takip etmişsinizdir. İçişleri Bakanı diyor ki 200 bin Suriyeli vatandaş yapıldı. Bunlar oy kullanacak. Ümit Özdağ diyor ki 1.3 milyon Suriyeli vatandaş yapıldı. Bunun seçim için önemli bir rakam. Aradaki 1 milyon 100 binlik fark bile. Şimdi sizi ilgilendiren tarafı tabii ki bir seçim tarafı. Bir de dedi ki bugün Ümit Özdağ açıklamasında bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi liderine eski bir bakan bir briefing verdi ve burada da 1.3 milyon rakamını telaffuz etti. Böyle bir briefing oldu mu? Yani eski bir bakan bu rakamı verdi mi size? İkincisi bu vatandaş yapılan Suriyeliler üzerinden siyasi iktidarın bir oy manipülasyonu yapabileceğine ilişkin soru işaretleri var. Bu tartışmanın özü ona dayanıyor. Sizin bu konuda parti olarak söyleyeceğiniz şu doğrudur diyebileceğiniz bir şey var mı? Şimdi bu aslında az önce Emin Bey'in bahsetmiş olduğu seçim güvenliği, yani geniş tanımlıyoruz dedik ya, o geniş tanımlamanın içinde. Şimdi şu çok açık. İçişleri Bakanlığı 2018 seçiminden bu yana kaç Suriyelinin, kaç Afgan'ın, hangi ülkeden geldiyse kaç kişinin seçmen olduğunu, vatandaş olduğunu açıklamakla yükümlü. Ev alarak mı oldu? Başka bir gerekçeyle mi oldu? Nasıl oldu? Şimdi bunların normal şartlar altında şeffaf olması lazım değil mi? Yani biz ülkemizde 2018'den beri ya da 2022 yılının içinde kaç kişinin vatandaşlığa kabul edildiğini daha önceden biliyorduk. Nasıl biliyorduk? Vatandaşlığa kabul ve vatandaşlıktan çıkarma Bakanlar Kurulu kararıyla oluyordu. Dolayısıyla bunlar da yayınlanıyordu. Şu anda sorun bunun yayınlanmıyor olmasında. Biz de kendi yöntemlerimizle, kendi çabamızla bu rakamlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz briefinge dair bende bir bilgi yok. Ama şunu söyleyeyim. Rakam şudur diyen herkesin rakamını, söylemiş olduğu rakamı ispat zorunluluğu vardır. Ama hepsinden üstte, hepsinden daha önemlisi, madem Türkiye'de böyle bir kaygı var, böyle haklı bir kaygı var, böyle bir tartışma var, İçişleri Bakanlığı bu tartışmanın devamını niye seyrediyor? İçişleri Bakanlığı sonlandırabilir bunu.
Ya da saray sonlandırabilir. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle olmuyor mu vatandaşlığa kabul? Açıklarlar, koyarlar Cumhurbaşkanlığı internet sitesine. Evet. Özel bir açıklama yapmalarına da gerek yok. Sonuçlanır. Arkadaşlarımız bununla ilgili soru önergesi veriyor. Cevap yok. Bilgi edinme kanunu çerçevesi içinde soruyor. Henüz bir şey yok. Şimdi bu tartışmanın yürüyor olmasının iktidara faydası ne? Ya da Türkiye'nin şeffaf, demokratik bir seçime gideceğini gören, düşünen bir anlayış varsa eğer iktidarda, bu yapılan şeylerin orayla bağlantısı ne? İktidarın bir an önce İçişleri Bakanlığı eliyle bu sorulara cevap vermesi lazım. Yoksa bunun altında kalacaklar. Peki, Oğuz Kansalıcı çok teşekkür ederiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı, sorularımıza gayet net cevaplar verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Oğuz Bey'i uğurlarken İYİ Parti Genel Başkanı Başdanışmanı Aytun Çıra'yı alalım. İYİ Parti'nin belki de bu altılı masayla ilgili son toplantıyla ilgili görüşlerini Aytun Bey'den almayı isteyeceğiz. Aytun Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Aytun Bey'i duyamıyorum. Yok sesinizi duyamıyoruz. Sesiniz kapalı olabilir mi acaba? Şimdi nasıl, iyi mi? Şimdi oldu, tamam. Hoş geldiniz. Tamam, teşekkür. Teşekkür ederiz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masanın ilk turunun son toplantısından sonraki değerlendirmelerini dinlemişsinizdir herhalde. Oğuz Bey'den aldık. Şimdi ben size sormak istiyorum. Sizin izninizde başdanışman olarak İYİ Parti'nin bundan sonraki sürece nasıl baktığını biraz öğrenelim istiyorum. Bugün yine aynı Bekir Ardır'a atıfta bulunacağım. Çünkü en kapsamlı değerlendirmeyi o yaptı T24'te. Dedi ki öyle anlaşılıyor ki bundan sonraki süreçte artık Kemal Bey'in kafasında bir liste oluşmuş durumda, aday olarak kimi getireceği ve bu masada konuşulacak. Ancak diyor Bekir Ardır, eğer olmadık bir isim gelirse o masaya ilk itiraz edecek olan da Meral Akşener olacaktır. Ve bu durumda da parti şöyle diyecektir: madem Kemal Kılıçdaroğlu olmuyor, o zaman siz olun. Genel hava bu mudur? Yani bundan sonra ikinci turu başlayacak bu altılı masa toplantılarında genel olarak konuşulacak olan mesele bunun etrafında mı dönecektir? Tabii bunu önümüzdeki toplantı ortaya koyacak. Şimdiden bu konuda benim bir açıklama yapmam, bilgi sahibi de olmadığım için doğru olmaz. Tabii. Zaten benden önce konuşan Sayın Salıcı çok geniş, detaylı açıklamalarda bulundu. Ancak işin doğası, yani önümüzdeki seçimlerin doğası şöyle bir şartı ortaya koyuyor. %51 oy almak. İki türlü seçim olacak. Bir parlamentoya parlamenterler seçilecek, partiler seçilecek, bir de başkan seçilecek. Ve başkanın seçilebilmesi için %51 oy alması gerekiyor. Demek ki ilk şart %51 oyu alabilir olmaktan geçiyor. Bu altılı masada da bence en çok dikkat edilecek, bakılacak konu bu olacaktır. Çünkü Türkiye öyle bir seçime gidiyor ki, takdir edersiniz, demokrasisi açısından, hukukun üstünlüğü açısından ve belki de Türkiye'de bu seçimden sonra seçimlerin olup olamayacağına dair kuşkular nedeniyle bu seçimi demokratların kazanması gerekiyor. O nedenle bence altılı masadaki liderler bir ilk şart olarak seçilebilir bir adayı ön plana çıkaracaklar. Tabii ki bu seçilebilir adayın daha önce sayılan, o bahsedilen şartları da taşıması önemli. Çünkü bazen seçilebilir diye çıkarırsınız adayı, popüler. Daha sonra seçim kampanyası boyunca o popülarite o kampanyayı taşımaya yetmez. Siyasi deneyim de gerektirir. Dolayısıyla liyakat artı kazanabilir olmak bence birlikte değerlendirilecek bir konu olacaktır altılı masa tarafından. Peki Emin, devam eder misin lütfen? Bir önemli merakım var, o da şu. İkinci altılı turun tamamlanacağını düşünüyor musunuz? Yani bu şu demek, seçimin zamanında yapılacağını mı düşünüyorsunuz? Ben en başından beri bunu savunuyorum. Siyasi iktidar erken seçime gidebilecek bir konjonktüre sahip değil. Ayrıca Tayyip Bey'in kendi planları var ve bu planlar anlaşıldığı kadarıyla, bizim okuyabildiğimiz kadarıyla, siyaseti ben aynı zamanda niyet okuma sanatı olarak da değerlendiririm.
okuduğumuz niyetlere baktığımızda Haziran'a kadar bir yeni imkanlar yakalayabileceğini, dışarıdan kredi bulabileceğini, işte bir miktar vatandaşın bu derin ekonomik krizde rahatlatabileceğini düşünüyor diye algılıyoruz, okuyoruz. O nedenle ben bir erken seçim beklemiyorum doğrusu. Biraz önce Sayın Salıcı da söyledi. Erken seçim ihtimali giderek azalıyor dedi ki, bakın Millet İttifakı'nın partileri sürekli belli bir dönemden öncesinde bir erken seçim çağrısında bulundular. Bunu ne için yaptılar? Ağır ekonomik sıkıntılar altında ezilen vatandaşlarımızın daha fazla ezilmemesi için vicdanlarının ve siyasetin gereği olarak yaptılar. Ancak şu anda Kasım'da seçim yapılmasıyla bugün itibariyle işte Ağustos'un sonuna geliyoruz. Haziran'da ya da Mayıs'ta seçim yapılması arasında hiçbir fark kalmadı. Bence bundan sonra erken seçimden de söz edemeyiz. Yani erken seçimden söz etmemiz için bir yıl önce erken seçim kararı alınmalı ve Kasım'da yapılacak denmeliydi. Şimdi Kasım'da yapılacak bir seçimle önümüzdeki Mart, Nisan, Mayıs hangi aysa işte o kış geçtikten sonra yapılacak bir tarihteki seçim arasında bir erkenlik vasfı yok bence. Dolayısıyla ben bir erken seçim beklemiyorum. Şartları da Tayyip Bey açısından uygun görmüyorum. Onu yapacağını düşünmüyorum. Yani bir tek barış devam edecek ama bu söylediğinize ek olarak ya biraz önce de Oğuz Bey de söyledi. Dedi ki 50-60 günlük bir hazırlık süresi